Merhaba arkadaşlar. Ben sosyal bilgiler öğretmeni İbrahim Arısoy. Bugün beraber 6. sınıf sosyal bilgiler 3. ünite olan Yeryüzünde Yaşam ünitesinin konu öğrenme kılavuzuyla beraberiz. Evet arkadaşlar, bu ünitemizde yeryüzünde yaşamla ilgili çeşitli bilgiler öğreneceğiz. Şimdi konu başlıklarına bakalım öncelikle. Dünyanın neresindeyiz? İlk konumuz Ülkemizin coğrafi özellikleri ikinci konumuz. Türkiye'nin beşeri coğrafisi üçüncü konumuz. Farklı iklimler, farklı yaşamlar dördüncü konumuz. Peki biz bu ünitede neler öğreneceğiz? Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlayacaksınız. Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsüyle ilgili haritalar üzerinden incelemeyi öğreneceksiniz. Türkiye'nin temel beşeri coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde göstereceksiniz. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımda bulunacaksınız. Devam ediyorum arkadaşlar. İlk konumuz dünyanın neresindeyiz? Fotoğrafta bir uçak ve uçağı havada görüyoruz dağların tepelerinin üzerinde bir yerde. İlk sorumuz geliyor. Üniteye başlamadan önce. Bir pilot gökyüzünde yolunu nasıl bulur? Hiç düşündünüz mü? Bir gemi kaptanı yolunu kaybetmeden okyanusta istediği limana nasıl ulaşır? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Hepinizin aklında birer düşünce canlanmıştır. Arkadaşlar haritayla değil mi? Haritayla. Hatta günümüz teknolojisi olan navigasyonla bulabilir diye düşünüyoruz. Peki bunlar nasıl oluştu? Bunları nasıl bulduk? Ve bunlar üzerinden yolumuzu nasıl bulacağız? Şimdi onları görmek için hemen konumuza başlayalım. Bu ünitedeki kavramlarımız ekvator, konum ve ölçek. Birazdan zaten bunlarla ilgili de bilgi vereceğim. Arkadaşlar pilotlar ve gemi kaptanları gidecekleri yerleri haritalar yardımıyla ulaşırlar. Sadece onlar değil Belediyeler yol, yol yaparken, madenciler maden ararken, meteorologlar meteorolojide haritalardan kendilerine özgü bir şekilde yararlanırlar. Yani buradan şunu da anlayabiliriz. Her mesleğe uygun arkadaşlar bir harita ortaya çıkabiliyor. Mesela maden haritası diyebiliriz. Ondan sonra meteoroloji haritası diyebiliriz. Yol haritaları diyebiliriz. Sadece bir yol değil. Karayolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu diye de bunları ayırabiliriz. Yeryüzünün ya da bir parçasının kuş bakışı görüntüsüyle belirli bir oranda küçültülüp bir düzlem üzerine geçirilmesine harita denir. Arkadaşlar neden bu tanımı kullanıyoruz? Çünkü biliyorsunuz dünya geoid şeklinde yani yuvarlığa benzer bir şekilde. Hatta dünyanın tanımı şu şekilde yapılır. Kutuplardan baskın ekvatordan şişkin bir geoid diye tabir edilir. O yüzden yani dünya yuvarlağımsı bir yapıda olduğu için biz bu yuvarlağımsı haritayı ne yapıyoruz? Haritayı çevirirken belirli bir oranda küçültüyoruz. Hani bu zoom yapma ve hani eksi artı diyoruz ya. Belirli bir oranda küçültüyoruz ve bir düzleme yani bir kağıt düz bir kağıt aktarırken ne yapıyoruz? Belirli bir ölçül yapıyoruz bunu. İşte bunu yaparsak biz bir harita elde etmiş oluyoruz. Bir çizimin harita özelliği taşıması için o çizimin kuş bakışı ile belirli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış olması gerekir. Yani kuş bakışı uzaydan, havadan, yukarıdan bir görüntü olacak. Haritalarda kullanılan küçültme oranı ise biz ölçek diyoruz. Hani zoom yaptık diyoruz ya, eksi ve artı. İşte biz bunu haritalarda ölçek diyoruz. Harita ne kadar küçültülmüş bunun oranını ölçekle anlayabiliyoruz. Dünya üzerinde herhangi bir yerin konumunu belirlemek için haritalarda bulunan paraleller ve meridyenlerden yararlanırız. Örnek olarak günlük hayatımızda kullandığımız yol bul yani navigasyon uygulaması konum bilgisini paraleller ve meridyenlere göre yapmaktadır. Paraleller ve meridyenler arasında gerçekte olmayan bilim insanlarının dünya üzerinde bazı hesaplamaları daha rahat yapabilmek için yer yön tayin edebilmek amacıyla ortaya çıkardıkları hayali çizgilerdir arkadaşlar. Şimdi harita nasıl olur? Bunun bir görseline bakalım beraber. Harita dediğimiz bakın ne olmuş? Kuş bakışı olarak kuş bakışı olarak belirli bir oranda küçültülerek Legend dediğimiz haritanın kimliği, haritanın bilgisidir arkadaşlar. Legend burada yer alır. Ee, ve burada kullanılan renklerin hangi amaçlarla yükseltisinin ne olduğu, kısaltmaların ve işaretlerin ne anlama geldiği, yerin yönü ve şurada da ölçeği veriliyor arkadaşlar. Ve bu ölçeğe göre küçültülmüş bu harita ve Türkiye haritası, Türkiye fiziki haritası oluşturulmuştur. Siz de buna benzer haritaları rahatlıkla bulup bunun üzerinde yorum yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim paralel ve meridyenlere. Dünyayı ortadan iki eşit parçaya böldüğü varsayılan kutup noktalarından eşit uzaklıktaki çembere ekvator Arkadaşlar dünyayı görüyorsunuz. Hani tabirini yapmıştık. Kutuplardan baskın, ekvatordan şişkin. Yani dünyanın en şişman, en geniş noktasında biz ne diyoruz? Ekvator diyoruz. Ekvator sıfır değeriyle ifade ediliyor. Kendisi en büyük paraleldir. Bakın. En büyük paraleldir diyorum. Çünkü en geniş paralel anlamında diyorum. Arkadaşlar dünyanın tam ortasında yer alır bu paralel. Ekvator çizgisinin kuzey kısmına yani şuraya kuzey yarım küre. Güney kısmına ise güney yarım küre diyoruz. Yani ekvator dünyayı iki parçaya bölüp bize o iki parçayı anlatıyor arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dünyanın şeklinden dolayı paralel dairelerin boyları kısalır ve kutuplarda nokta halinde alır. Hani dedik ya dünyanın en şişman yeri Ekvator diye. Yukarı doğru çıktıkça gördüğünüz üzere alan küçülüyor, alan daralıyor, daralıyor, daralıyor. En sonunda 90. paraleli vardığında nokta şeklinde alıyor. Biz ona Kuzey Kutup noktası diyoruz arkadaşlar. Kutuplar daha nokta haline alır dedik. Kuzey yarım küredi, Kuzey Kutup noktası, Güney yarım küredi ise Güney Kutup noktası aynı şekilde yer olarak, yer olarak adlandırılır. Ayrıca Ardışık iki paralel daire arasındaki uzaklık 111 kilometredir. Yani şu demek arkadaşlar 0 derece ile 1 derece arasında 111 kilometre var. Her paralel arasında kutup noktasına kadar 111 kilometrelik mesafe vardır. 111 111 111 111 diye gider arkadaşlar. 90 tane kuzeyde 90 tane de güneyde toplam 180 tane paralel vardır arkadaşlar. Biz buraya bunu da yazalım. Hemen yazıyorum arkadaşlar. 180 kırmızıyla yazalım daha güzel olur. 180 paralel vardır dedik. Hemen onun da noktasının yerini test edelim. Şu şekilde e, yukarıya doğru bunu ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bunlar dünyanın bakın yatay olarak kenarından giderler. Yatay olarak. Biz buna paralel diyoruz. Şimdi bunların bir de dikey olan versiyonu vardır. Dikey olan versiyonuna bakalım. Dünyanın bir noktasından yani kuzey kutup noktasından güney kutup noktasına kadar uzanan dünyayı artık yandan değil dikten bölen çizgilerdir. Şimdi bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına birleşen dikey yönde çizilen yarım çembere biz meridyen diyoruz. Meridyenler başlangıç meridyeni İngiltere'nin başkenti Londra ya yakınlarında Greenwich gözlemevidir. Şurada arkadaşlar sıfırla gösteriliyor Greenwich gözleme ve şurada sıfırla gösteriliyor ve adı başlangıç meridyen olarak yazılıyor. Meridyenler arasındaki uzaklık sadece 111 kilometredir. Bu uzaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır. Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında birleştikleri için meridyenlerin boyları birbirine eşittir. Başlangıç meridyeninin doğu kısmına doğu yarım küre yani İngiltere'nin hemen doğusuna Avrupa ile başlayan yere doğu yarım küre diyoruz. Yine İngiltere'nin batısında yer alan Amerika'ya doğru gidilen yere de batı yarım küre adını veriyoruz. Meridyenler yerel saat hesaplanmasında kullanılır ve her iki meridyen arasında zaman farkı 4 dakikadır. Yani biz meridyen arasında kilometre farkından çok Neyi göreceğiz? Her meridyen arasında 4 dakika mesafe olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ve meridyenlerle ilgili de şöyle bir bilgi var. Bunu da hemen buraya yazalım. Ee, hani demiştik ya 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde toplam 180 tane paralel vardı. Bunda ise 180 tane doğuda 180 tane de batıda şöyle koyalım. 360 tane meridyen vardır. Bunu da bilgi olarak buraya yazalım arkadaşlar. İşte biz buradan Türkiye'nin dünyanın, dünyanın herhangi bir ülkesindeki yerin saatini, zamanını ve zaman farkını, yerel saat farkını öğrenebiliriz. Peki Türkiye'nin coğrafi konumuna bakalım beraber. Evimize ilk kez gelecek olan arkadaşımıza evimizin hangi caddede, hangi sokakta olduğunu hatta yanındaki okulu, cami, marketi gibi ve benzeri yerleri söyleyerek yerini tarif ederiz evimizin bulunduğu yer gibi ülkelerin de dünya üzerinde bulunduğu bir konum vardır. Ülkelerin dünya üzerinde bulunduğu konum da o ülkenin coğrafi konumudur. Coğrafi konum, mutlak konum ve göreceli konum şeklinde ifade edilir. Mutlak konum bir yerin paraleller ve meridyenler ile ifade edilebilen yani ekvatora ve başlangıç meridyenine göre belirlenen konumudur. Ülkemiz 36 derece kuzey yani 36 42 derece kuzey paralelleriyle 26 ve 45. doğu meridyenleri arasında yer alır. Diğer bir ifadeyle Türkiye ekvatorun kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır. Evet arkadaşlar, her ülkenin bir coğrafi konumu vardır. Bizim coğrafi konumuz kıtaların birleştiği bir yerdedir ve Bakıyoruz zaman zaten yorumu şu şekilde yapabiliriz. Neydi arkadaşlar? Ekvator'un kuzeyindeydik biz, kuzey yarım dedik o yüzden ee, ve başlangıç merkezinde doğusunda yer alıyorduk. Şimdi hemen buradan bu çizgilerden ülkemizin yerini bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Birazdan onu beraber görelim. Türkiye'mizin konumu. Dünya üzerinde haritada bu şekilde gösterilmiştir arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz. Türkiye ekvator çizgisinde kuzeyinde. Başlangıç meridyeninde doğusunda yer alıyor. Hemen bakıyoruz. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri. 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Yani arkadaşlar aslında burada bir takım şeyler elde edebiliyoruz. Şimdi burası 0 ile 30 arasındaki dereceye biz Sıcak iklim kuşağı diyoruz çünkü ekvatora günün ışınları yıl boyunca dik vurur ve ekvatorda tek mevsim vardır o da yaz mevsimi. 0 ile 30 arasında yani yengeç dönenci dediğimiz dönenci de sıcak iklim kuşağıdır ve burada iklimler daha belirgin yaşanmıyor. Özellikle yaz ayları belirgin yaşanıyor. Yine aynı şekilde Güney yarımkürede Oğlak dönemcisinde aynı durumu görmekteyiz. 30 ile 60 ise ılıman iklim kuşağıdır. İşte burada 4 mevsim belirgin olarak yaşıyor. Biz de Türkiye olarak tam ılıman iklim kuşağında yer aldığımız için 4 mevsimi belirgin olarak yaşamaktayız. 60 ile 90 ise soğuk iklim kuşağında yer alıyor. Bu arada aynısı güneyde de yer alıyor. Ee, ve burası artık havalar çok soğuk. Kalıcı karlar hatta buzullar mevcut. Şimdi Türkiye'nin bir de neyi var arkadaşlar? Başlangıç meridyeninin uzaklığı 26 45 diyoruz. Şimdi 26. derece direktmen bizim batımızdaki en uç noktamız. 45. derece de bizim doğumuzdaki en uç noktamız. Şimdi burada Türkiye ne demiştik arkadaşlar? Meridyenler arasında 4 dakika mesafe var demiştik. Şimdi 26-45 arasında 19 meridyen oynuyor. Yani 19 çarpı 4 yaptığımızda arkadaşlar Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı yer alıyor arkadaşlar buraya yazalım ve Türkiye'nin güneyi ve kuzeyi arasında güneyi ve kuzeyi arasında arkadaşlar. Tam kaç tane paralel var? 6 tane paralel var. Burada da arkadaşlar 6 çarpı 111 kilometre 666 kilometrelik kuş uçumu mesafe vardır. 666 kilometre kuş uçumu. Tabi yollarla bunu hesaplarsanız daha fazla olur. Çünkü yolların engebeden geçmesi lazım. Bu kuş uçum mesafeden bahsediyoruz. Arkadaşlar şimdi tekrar buraya dönelim. Buradan konumuzdan bahsedelim. Ülkemizin güneyi mutlak konuma bağlı olarak ekvatora daha yakındır. Bu nedenle güney kıyılarımız kuzey kıyılarımıza göre daha sıcaktır. Şurada göstermek gerekirse arkadaşlar. Şimdi ülkemiz ekvatorun neresinde yer alıyor arkadaşlar? kuzeyinde yer alıyor. E, kuzeyinde yer alıyorsa ekvator ilk gören yer neresidir? Bizim Akdeniz kıyılarımızdır. Yani güney kıyılarımızdır. O yüzden ülkemizin en sıcak yerisi burasıdır. Buradan kuzey doğru yukarı doğru çıktıkça ne olur arkadaşlar? Hava soğumaya başlar. Neden? Çünkü güneşin ışınlarının dik vurma açısı yukarıya doğru azalıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Ayrıca ülkemizin mutlak konumuna bağlı olarak mutlak konum bu arada arkadaşlar matematik konum demektir. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttır. Şöyle tabir kullanırsak hemen şuradan çizelim arkadaşlar. Kuzeyden yani yukarıdan gelen rüzgarlar yukarıdan gelen rüzgarlar ülkemize ulaştığında soğutucu bir etki yaratır. Neden? Çünkü burası soğuk iklim kuşağıydı biliyorsunuz. Ama aşağıdan ekvatordan gelen rüzgarlar ülkemizi sıcak yapar. Çünkü burada güneş ışınları dik açıyla geliyordu ve sıcak iklim kuşağındaydı arkadaşlar. Dağlarımızın güneşe bakan güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcaktır. Biz bu duruma Bakı etkisi diyoruz. Bunun yanında orta kuşakta yer almasından dolayı ülkemizde 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Şimdi güney yamaçlarımız bizim kıyıdaki özellikle güneydeki yamaçlarımız arkadaşlar çok daha sıcak olur. Ve kar yağsa dahi yüksek yerlerde arkadaşlar önce güney yamaçları ne olur? Karlarını eritir kuzey yamaçları daha soğuk kalır. Hatta şöyle de bir tabir vardır. Evlerimizde arkadaşlar biliyorsunuz. Güney kuzeyde genellikle e, yapılır ve güneydeki odalarımız gün boyunca güneş aldığı için daha sıcak olur. Ve akşamları orada daha rahat bir şekilde kışları oturabiliriz. Yazları da yine en çok sıcak olan yerler orasıdır. Kuzey taraflar daha serin olacaktır. İşte biz buna bakı etkisi diyoruz. Bunun yanında orta kuşakta yer almasından dolayı ülkemiz, 4 mevsim yaşıyor. Bu arkadaşlar. 4 mevsimli olması demek yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ona göre ürün çeşitliliğimizin olması demek. Ve arkadaşlar bu da bizim için avantajlı bir durum. Bir yerin bir yerin denizden uzak olması durumuna karasallık denir. Karalar çabuk ısınıp çabuk soğurlar. Bu da nedenle karasal bölgemizde yaz mevsiminde çabuk ısınırken Kış mevsiminde çabuk soğur. Bir yerin denizlere kıyısı olması ise denizellik denir. Denize kıyısı olan bölgelerimiz geç ısınır ve geç soğur. Şimdi arkadaşlar denize kıyısı olmayan yerleri şöyle kabaca çizelim. Şöyle bakalım. Şöyle ülkemizin aslında İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu bölgesi hatta biraz da Doğu Karadeniz'de alabiliriz arkadaşlar. Ee, burası karaların hatta şöyle yapalım e, şey alalım. Trakya'nın iç kesimlerini alalım. Arkadaşlar buralar karaların yoğun olduğu yerdir ve denizelik etkisi yoktur. Neden yoktur? Dağlar çünkü burada kıyıya dik olduğu için iç kesimleri denizelik etkisi geçmez. Aynısı Karadeniz'de de vardır. Ege'de Dağlar kıyıya dik olduğu için biraz biraz geçebilir. O yüzden iç kesimlere doğru denizlerdeki etkisi yayılabilir. Şimdi arkadaşlarım buradaki önemli olan konu şudur. Karalar sıcaklığı gördükten sonra birkaç gün birkaç hafta içerisinde ısınmaya başlar. Ve bu ısınma onları hemen ne yapar? Sıcak yapar. O yüzden karasal iklime baktığımızda yazın. Özellikle İç Anadolu bölgesine baktığımızda sıcak ve kuraktır. Ama kışın ise soğuk ve kar yağıştır. Çünkü karalar erken ısınır hemen erkenden soğur. E şimdi bakıyoruz İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışları varken kıyı kesimlerinde özellikle Akdeniz kıyılarında ve Ege kıyılarında şunu görüyoruz. Kar yağışından ziyade biz arkadaşlar hala insanların sıcak daha rahat kıyafetler giydiğini Kışlık kıyafetler girmediğini görüyoruz. Çünkü denizler geç ısınır. Çünkü içerisinde güneş ışınları işlemesi gerekiyor. Denizler derin biliyorsunuz. Geç ısınır ve geç soğur. O yüzden denizler e, Eylül ayı geldiğinde, Ekim ayı geldiğinde artık hala sıcak olduğu için özellikle kıyıda bulunan illerimiz bu konuda biraz daha sıcaktır. Hatta haberleri şu şekilde çıkar. İşte Erzurum'da kar yağarken Antalya'da insanlar denize girdi şeklinde olur. Bunun temel sebebi arkadaşlar denizellik etkisidir. Çünkü denizler geç ısınır ama geç soğur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Devam ediyorum. Buraya kutucuğa yazdık zaten. 26-45 doğu meridyeni 36-42 kuzey paraleli arasında demiştik. Şimdi göreceli konum ise matematik konumu gördük. Ekvatora uzaklık. Ekvatora göre bizim konumuz. Şimdi aynı paralel üzerinde olan her ülkede aynı şekilde gün ışınları görülür. O yüzden bu etkiler sabittir. Ama göreceli konum ise bakın adı üzerinde göreceli yani özel konumda ise herhangi bir yerin kıtalara Okyanuslara ve denizlere, yer şekillerine, yer altı kaynaklarına, ulaşım yollarına ve komşu ülkelere göre belirlenen konumudur. Ülkemiz Asya ve Avrupa hatta Afrika kıtalarını birbirine bağlayan en çok yaklaştığı yerdir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile kıtaları birbirine bağlayan önemli geçiş yollarını oluşturur. Ülkemizin batıdan doğuya doğru yükseltisinin artmasından dolayı doğuya doğru sıcaklıklar azalır. Ayrıca dağların doğu batı yönünde uzanması ulaşımın da doğu batı yönünde gelişmesine sebep olmuştur. Yeraltı ve yerüstü karakteri bakımından zengin olan ülkemiz aynı zamanda petrol zengin ülkelere yakın bir yerde yer alır. Bu nedenle petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçiş noktasını oluşturur. Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Bu nedenle Anadolu'ya medeniyetlerin beşi edinilmiştir. Bu durum yurdumuzun Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlaması ve ulaşım ve ticaret yolları üzerinde bulunması, farklı iklim özelliklerine ve verimli topraklara sahip olması gibi özelliklerle açıklanabilir. Bu özellikleri düşündüğümüzde ülkemizin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu anlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu tamamen bakın anlattıklarımız Türkiye özeldir. Türkiye'ye özgü bir durumdur. Dünyada başka hiçbir ülkede iki tane boğa, kıtaları birbirine ayıran boğaz yoktur. Dünyanın başka hiçbir yerinde işte e, Türkiye'deki gibi hem petrol komşularına hem doğalgaz komşularına hem kıtaları birleştiren bir yere hem bu kadar doğal güzelliğe sahip olup aynı zamanda tarihi güzellikleri, tarih eserleri sahip olan yerler sadece Türkiye'ye özgü diyebiliriz. Yani bu Türkiye'nin özelliği. Türkiye'ye özel olacak. İşte biz buna göreceli konum diyoruz. Türkiye'nin ayrı bir özelliği vardır. Irak'ın Suriye ayrıdır, Suriye'nin Azerbaycan ayrıdır. Azerbaycan'ın ayrıdır, Rusya'nın ayrıdır, Avrupa'daki Yunanistan'ın ayrıdır, İtalya'nın ayrıdır. Bütün ülkelerin kendilerine ait bir göreceli konumu, kendilerine ait özellikleri vardır. Bu saydıklarımız ülkemize özel e, özelliklerdir. Ama mutlak konumda iseydi aynı paralel ve meridyen üzerinde yer alan ülkelerin aynı benzer özelliklere sahip olmasına yani mesela güneş ışığını aynı derece almasına neden olurdu. O yüzden arkadaşlar buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar kıtalar ve okyanuslar konusunu başka bir videoda göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Y das las.